Ergenekon ve Poyrazköy'den sonra amirallere suikast iddianamesinden de Hizbut Tahrir çıktı. Şanlı ordumuzu milletine karşı kullanmaya çalışan cuntacıların en önemli gerekçesi irtica parolayasıydı. Türkiye'de irtica tehdidi olduğunu kabul ettirebilmek için de kaşeron örgütler kullanıyorlardı. Bu görüntüler 2005 senesine ait. İstanbul Fatih Camii'nde açıktan hilafet çağrısı yapılıyor. Kendilerine Hizbut Tahrir diyorlar. O tarihe kadar ortalıklarda görünmeyen bu şahıslar o günlerde sokaklara çıkıp tam da cuntacıların istediği gibi bir manzara gösteriyorlar. 28 Şubat sürecinin ilginç figürlerini hatırlatan örgüt Ergenekon soruşturmasıyla deşifre oldu. Fatih Camii'nde hilafet isteriz diyen Hizbut Tahrircilerin maskesi 2. Ergenekon iddianamesiyle düştü. Ergenekon sanıkları ile irtibatlı oldukları iddia edilen kişiler tek tek fotoğraflarıyla gösteriliyor. İddialara göre 2005 senesindeki hilafet eylemine Hizbut Tahrir üyesi olarak katılan bu 6 kişinin telefonları Ergenekon sanığı İsmail Yıldız'dan çıktı. Poyrazköy iddianamesinde de tarikatlar başlığı altında Hizbut Tahrir yazıyordu. İddiaya göre Poyrazköy cuntası da Hizbut Tahrir'i kullanıyordu ve örgütle bağlantıyı Assubay YC sağlıyordu. Hizbut Tahrir'in junta bağlantılı bir örgüt olduğunu gösteren son belge ise amirallere suikast iddianamesinden çıktı. Tutuklu teğmenlerden ele geçtiği ileri sürülen bir listede 61 subayın isimleri var. Ad, soyad ve referansların yazıldığı listede Hizbut Tahrir İsmail Yıldız referansı yazıyor. Hücre evlerine alınacaklarla ilgili fişlemeler olduğu anlaşılan listede Hizbut Tahrir ve İsmail Yıldız adı referans olarak görünüyor.